Günaydın. Günaydın. Bana da bir kahve yapar mısın Asya? Günaydın. Günaydın. Günaydın Zeliş'cim. Neyse geçmiş olsun. Derdi Yaman'laymış. Evlenmemi istemiyor. Üzerine gitme, yavaş yavaş hazırlarız. Hadi Zeliş'cim sen kahvaltıya git, geliyoruz biz. Bunlara ne oluyor böyle? Günaydın. 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 Bir şeyler dönüyor ama ne? Benimle mi ilgili? Hayır, durum daha vahim. Anne ortalık seyirci dolu. İçeri geçelim istersen. Ben de Asya bana bir kahve yapsa diyordum. Kız, kalbimi mi okudun? Yaparım abla, bu ağamın. Şunu götürem de. Ağam bu saatte ne kahvesi içiyor daha çayını içmeden? Bilmem. Anası inan avluda oturuyorlar. Kahve istedi. Ver, ver sen bana o kahveyi. Sen masayı kur, hadi. Şimdi midesi bulanır bunu içince. Ekmek ister. İyi. Hadi. Hadi, götürün tepsileri, tamam bunlar. Bırak o tepsiyi. Sana mı kaldı tepsiyi taşımak? Ver bana. Oncacık tepsiler ne olacak be? Aman buna kalsa şekerliği kaldırtmıyor. Çekil. Artık tehlikeli, bırak. Memo, görmemişlik etme. Çekil şuradan. Artık Hamzaoğlu'nun maceralarını kendi otelimde dinler oldum. Anladığım kadarıyla da sana olan ilgisi sadece bir söylenti değil artık. Piraye Hanım otele geldi. Hamzaoğlu elinden oteli alıyormuş. Gel. Buyur ağa. Afiyet olsun. Ama ekmek yemeden içersen miden kalkar. Önce bunları ye. Sağ ol Dicle. İzin ver. Ali Bey kadını senin yüzünden buradan sürüyormuş. Artık çaresiz kalıp bana bile gelip anlattığına göre başka yerlerde de yüksek sesle anlattığına eminim. Böyle bir konuda gelip seninle konuşmak zorunda kalacağımı rüyamda görsem inanmazdım. Ama bu durumda da ne diyeceğini duymak istiyorum. Benimle böyle konuşacağını ben de rüyamda görsem inanmazdım. Senin karşında çocuğun, personelin ya da kardeşin yok. Ben varım. Asmalı Konağın 35 yıllık hanımı var. Bu yörenin en sevilen, en sayılan hanımefendisi. Dedikodu malzemesi ömür boyu olmadım. Benimle kocam dahil kimse bu şekilde konuşmadı. Saygıyı, sevgiyi, mesafeyi her zaman korudum. Sen bu sınırı ikidir terbiyesizce geçiyorsun. Bu konu burada kapanacak, bir daha da açmayacağız. Sınırları geçmeye beni sen mecbur ettin. Ben de seni bir daha uyarmayacağım anne. Bize yakışan neyse onu yapacağım. Eyvah, görüşmeleri başarılı geçmedi galiba. Ne çok fikrim var senin Lale ya. Birazını kendine saklasana. Ne var? Ben sizin içinizden söylediklerinizi yüksek sesle söylüyorum. Rahat bırak kızı Seyhan. Endişeleniyor işte. Ne var bunda? Bu sabah hayata ne kadar pozitif bakıyorsun ablacığım. Bu evlilik teklifi sihirli bir etki yaptı üzerinde. Konuşturamadım. Haberini sofraya çağırsanız. Gelmez nasıl olsa ama gelmiyorsa içeri tepsi verelim. Dilara, çağırmazsa kayıp olur şimdi. Hayatta gitmem. Seyhan gitsin. Hiç bana bakmayın. Ben giderim. Vay be. İşte küçük gelinler bunun içindir. Zümbül anne.
Kahvaltı hazır. Kimse beni rahatsız etmesin.